Merhaba sevgili Yeni Gün TV izleyenleri. Şu anda Bayraklı'dayız. Yanımızda Aslan Sinem Çiçek'in anne ve babası bulunuyor. Remzi Hanım, bize dava sürecini anlatabilir misiniz? Dava süreci yani çok kötü geçti. Mahkemenin görüntülü şeyi, şahidimiz vardı. Çok da güzel bir ifade verecekti. Bornova'dan katılıyordu Lerzen. Mahkemenin görüntü şeyi bozuk dediler. Ertelediler. Çok kötü geçti yani mahkememiz. Eşim konuştu. Eşime de hakim kızdı. Ölmüşse ne yapalım? Kızım öldü diyor. Ölmüşse ne yapalım diyor. Sonra bir de dediğim gibi parti araya sokup da barışmak istiyorlar. O süreci biraz anlatabilir misiniz? Hangi parti ve nasıl gelişti o diyaloglar? Yani mahkemeden hemen hemen bir iki hafta önce kardeşimi konuyu açıyorlar. İşte karşı taraf size her şeyi vermeye hazır. Ne isterseniz kız mı verelim, para mı verelim, ne isterseniz verebiliriz. Kardeşimin tepki gösterip bağırıp çağırıyor, kızıyor. Yani bizim canımız gitmiş, siz nasıl bize bunu teklif edersiniz? Sonra bunlar babamı arıyorlar. Benim babam memlekette. Telefonla babamı arıyorlar. Aynı teklifi babama sunuyorlar. Babam da tabii ters tepki veriyor. Bu şekilde mahkeme sürecinde bunu öne sürdük. Hakim dinlemedi bile bizi. Ne dedi, bu gereksiz bir şey dedi. Gerek yok söylemenize falan filan. İşte eşimle konuştu. Eşime biraz tepki gösterdi savcı, hakim pardon. Bu şekilde yani mahkeme de çok kötü ilerliyor. Sizi hangi partiden aradılar? HDP. HDP Parti. HDP'den kim aradı? Abdullah Telli. Bayraklı ilçe başkanı. Bayraklıymış, evet, Bayraklı ilçe başkanıymış. Ben kendisini tam olarak tanımıyorum da kardeşimle babamla Abdullah Telli olduğunu söylediler. Yani onlar tanıyorlar kendileri. Biliyorlar. Abdullah Telli. Abdullah Telli'yi araya koymuşlar işte. Bir akrabalık bağlantıları mı var? Hayır. Bunlar kendileri Bingöllüler. Karşı taraf Cem Acar'ın ailesi. Bunlar işte parti olarak HDP partileri. Bize doğulu olduğumuz için hani araya parti koyarsak belki barışırız ederiz falan filan gibi düşündüler herhalde. Araya partiyi koydular işte. Tabii biz de canımız gitti yani sonuçta. Yani dünyaları verseler bana, benim yaram soğur mu? Bu şekilde biz bunları sunuyoruz ama. Duruşmadan sonra, üçüncü duruşmadan sonra sizinle herhangi bir HDP yöneticisi iletişime geçti mi? Geçmediler. Siz onlarla iletişime geçtiniz mi? Duyurdunuz mu bunu, böyle böyle bir durum var diye? HDP partisine mi? Hayır, duyurmadık. Ben kardeşlerimden aldığım bilgilerden dolayı mahkemede sunduk. İşte konuştuk. Gazeteye falan yazıldı herhalde. Bu şekilde gündeme çıktı. Yani numarası falan bulamadık yani kendisini. Remzi Hanım, bir şahitimiz var demiştiniz. Evet. Dinlenmediğini söylediniz. Bu şahit kimdi? Lerzen, Cem Acar'ın kız arkadaşı. Olay günü kapıyı, evinin kapısının önüne gidiyor. Bağırış çağrışları duyuyor. Kız daha sonra ifade veriyor. Cinayet büro kızın ifadesini okutmuyorlar. İfade okumak yasak. İmzalatıyorlar kızı. İfadeyi değiştirip. Sonra cinayet bürosundaki Emin Bey diye hatırlıyorum. Lerzan'a Cem Acar iyi bir çocuk. Cem'e bir şans daha ver. Bu şekilde bir konuşmalar yapıyorlar. Zaten biz olay günü bir haftası cinayet büroya bizi de çağırdılar. Bu Emin Bey tekrar bize de işte Cem Acar fazla ceza almaz. Çok uğraşmayın. Sürekli mahkemelerle uğraşırsınız. Bence bırakın. Girer içeri, 2 ay yatar çıkar, uğraşmayın bu şekilde. Biz de vazgeçirmeye çalıştılar zaten. Polis memuru mu bahsettiniz? Evet, polis memuru, evet, cinayet bürosundaki Emin Bey, soyadını bilmiyorum onu. Cinayet bürosunda polis memuru bu şekilde. Lerzan ilk önce bildikleri şeyleri avukatımıza gelip anlatıyor. Avukat cinayet büroya gönderiyorlar işte. Cinayet büro avukatın yanındaki anlattığı şeyin tam tersini değişik bir şekilde yazmışlar. Kıza imzalatmışlar. Kız daha sonra savcıya gidip tekrar ifade veriyor. Sözlü ifade veriyor. Mahkeme günü de Bornova'dan katılması gerekiyor. Bodrum'dan katılması gerekiyor. Görüntülü görüşmede. Bozuk.
çalışmıyor diyorlar. Görüntülü görüşme. Kız orada hazır bekliyor. Çünkü kızın konuşacakları çok farklı şeyler var ama kızı mahkemede konuşturtmadılar. Babasının paralı er değil, bence satın aldığını düşünüyorum. Nasıl diyeyim? Bilmiyorum. Güçlüler yani. Paraları var, güçlüler. Herkesi satın alıyorlar. Her şeyi satın alıyorlar. Kanımda neden uyuşturucu çıkmadığını söyleyeceğim ama şey yapamıyorum. Niye çıkmıyor? Bir de şöyle bir şey. Ben Sinem'le birlikte oldum diyor. Ama otopsi raporunda öyle bir şey çıkmıyor. Neden bu şekilde yalan söylüyor? Sinem'i kamera görüntülerinden 4'te alıyor. 2'de aldığını söylüyor. Cem'in kız arkadaşı kapıya gelmiş. Kapıda bağırış çağrışları duymuş. Kız 9.30'a kadar kapıda bekledim diyor. Sonra gittim diyor. 9.45'te de kızım bir şekilde artık zaten Can abiyle terasa kaçmış. Cam kırmış, kolları kesik, vücudunun her yerinde darp izi var. Kendisi de ifade vermiş olay yerinde, otobanda. Bana tecavüz etmeye çalıştılar, bana bir şey içirdiler. Beni dövdüler, yine gelip beni dövecekler mi? Bu şekilde kendi ifadesi de var. Ama bunların hiçbiri mahkemede konuşulmuyor, söylenmiyor yani. Mahkeme cinayet olarak değil, istismar olarak duruşmayı sürdürüyor. Cinsel saldırı. İnsanın hürriyetinden mahrum etmeden bu şekilde. Kendi içti, kendi öldü. Her neresi gerekiyorsa her yere gideceğim yani. Gerekirse Ankara'ya kadar giderim yani. Asla peşini bırakmayacağım. Ceza almaları için uğraştım. Asla bırakmayacağım peşlerini. Medar Bey, siz bu konuyla ilgili neler söylemek istersiniz? Şimdi bu konuyla ilgili dediğiniz gibi, şimdi dediği gibi yani mahkeme sürecimiz başından beri çok kötü gidiyor. Yani her türlü delilleri sunmamıza rağmen hiç biz dinlenmiyoruz. Sanki yakında bizi içeri alacaklar yani. Sanki suçlu biz kılınacak gibi. Yani bizim kızımız ölmüş. Görülen dava hala cinayetle alakalı dava değil diyor Sayın Hakim. En son mahkememizde de bunu da hakime ilettim. Yani benim kızım ölmüş. Bu nasıl bir cinayet davası değildir dedim. Ve bu bahsettiğimiz Abdullah Telli isimli şahıs, bu HDP ilçe başkanı mı, mahalle başkanı mı olarak tam olarak bilmiyoruz. Bunu da mahkemede belirtmeme rağmen yani karşı taraf bize işte karşında bir kız verelim, para verelim, ne istiyorlarsa kabulüz. Yani bunu hakime birebir söyledim. Bu bir suç kabuldür yani. Yani bu suç kabuldür. Şahıslar dışarıda geziyor. Bizim parçamız toprak altında. Yani bu suç kabul. Bunu bile bile söylüyoruz. Hakim bizi dinlemiyor bile. Bizi azarlıyor. Karşı tarafa evladım otur diyor. Yani bu nasıl bir adalet, bu nasıl bir sistem bilmiyorum. Adalet istiyoruz yani. Bizim kızımız, canımız, parçamız koptu. Bu şahıslar dediğim gibi dışarıda geziyor. Adalet istiyoruz. Başka genç kızlarımız ölmesin. Yani kızımızın ölümünden sonra işte kızımız iş görüşmesine gitmişti. İş görüşmesinden Bornova'da aile evine oturan kız arkadaşının evine kahve içmeye gitti. Gittikten sonra bu Cem Acar demiş şahıs aracını alıyor. Bundan sonra işte olaylar ilerliyor. Ama bütün kamera kayıtlarını ta bu Bornova'daki bu tutun aracıya kadar kendi imkanlarımla buldum. İşte bunları en son cinayet büroya verdik. İşte kız Bornova'dan otoban yolu üzerinden Yamanlar Cam Acar'ın evine kadar, kız artık yolda nasıl ne verdilerse kızı uyuşturarak eve sokuyorlar. Ev içerisinde de uyuşturucu vermeye devam ediyorlar. İşte uyuşturup kıza yanaşmaya çalışıyorlar. Kız da karşılık verince kızı evde dövüyorlar. Ondan sonra kız saat 9.45 civarları evden kaçarak gidiyor işte. Bir şekilde şey buluyor, kaçarak gidiyor. Bu karış tarafların ifadesinde de kız 7'de kendi isteğiyle gitti diyorlar.
Yani bu da yalan ifade, mahkemede sundukları ifade. Kamera kaydında 9.45'e kız bunların sokağından kaçarak gidiyor. En son otoban bilinçsiz bir şekilde zaten kız otoban yolu üzerinde araçları çarpmasın diye karayolu ihbarında bulunuyorlar. Şoförler, araç kullananlar. En son Yamanlar ekibi geliyor, kızımızı orada görüyor. Belli de telefonda bir video çekiyor. Kızım zaten orada kendi sözlü ifadesi de var. Yarım konuşuyor, yarım konuşamıyor. Su veriyorlar, bir yudum su içemiyor. Ölüyorum, nefes alamıyorum gibisine çok konuşmaları var. 45 dakika orada ambulans bekliyor. Zaten kız orada öldü tahminim. 45 dakika ambulans bekliyor. Hastaneye götürüyorlar. Biz de kayıp planında bulunuyoruz. O akşam iş dönüşten geç gelmediği için. Yamanlar Karakolu'nda olayı öğreniyoruz. Bornova Üniversitesi'ne gidip kızımızın durumunu bize anlatıyorlar. İşte 42 derece ateş, solunum olmadığını, vücudunda ağır uyuşturucu olduğunu, hayat tehlikesi olduğunu söylediler. Zaten gece kalbi durdu, geldi, tekrar getirdiler. Bir gün sonrası öğlen civarları tekrar kalbi durdu ve rahmetli oldu. Kasıtlı, delilli, kamera görüntülerinden tuttuğu isim, yani her şey belli yani. Bu şahısların dışarıda gezmesi kafam almıyor. Nasıl bir adalet sistemi ilerliyor bilmiyorum. Yani durum bundan ibaret. Dediğimiz gibi şahıslar dışarıda geziyor. Mahkememiz kötü ilerliyor. Zaten mahkeme sonuçlandı, bir üst mahkeme. Her türlere kadar gideceğiz. Heyet değişikliğine kadar. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Tekrar adalet istiyoruz yani. Bu şahısların en ağır şekilde ceza almalarını istiyoruz.